Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Davarımızda koyunumuz sanki bir yayla göçüne gider gibi düştü yola gidiyor. Sizi şimdi o görüntülerle baş başa bırakıyorum. Evet. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koyun ayrıldı. Abim koyunu ayırdı. Yani koyun ta ormanda kaldı. Güneş gülü arkadaşlar gösteremeyeceğim. Ben aşağı indim. Yavaş yavaş gidiyoruz. Pamuk kızımız geliyor aşağıdan. Aferin benim kızıma. Aferin. Evet. Pamuk geliyor. Keçilerimiz yayılıyor, yerler yaş. Bu ara bayağı bir yağmur yağdı. O yüzden baz istasyonlarımız hemen köyümüzün dibinde diyebilirim. Yani dibinde değil arkadaşlar. İşte koy şurada. Minarenin ucu görünüyor aslında. Şu tepenin arka tarafında. Ne kadardır? Yaklaşık yani kuş bakışı direkt gitsen. Tahmini 700-800 metre vardır uzaklığı. Peki bir etkisi oldu mu baz istasyonlar mesela radyosundan falan? Vallahi arkadaşlar artık mevsim değişikliğinden mi bu baz istasyonları mesela birininki yaklaşık 10 senedir var burada zaten. İşte birkaç sene sonra da diğerleri yaptı yavaş yavaş. Mesela bu ağaç armut. Şimdi göstereyim. Mesela hani radyasyon meyveyi falan etkiliyor diyorlar galiba. Bir seneliğin yalan yok oldu. Yani hani hiç meyve olmadı ama yani bu bunların etkisinden mi, soğuktan mı? Bilmiyorum. Ben vermiş olduğu gibi maşallah. Gayet de bereketli bir şeyi var. Hemen de baz istasyonunun yanında. Şu görmüş olduğunuz gibi. Yani bir sıkıntısı yok gibi sanki. Hani bilmiyorum o konuda. Buraya yapıldı. Önceden mesela yani tepelere çıkıyorduk. Telefon çekmesi için. Yani evlerde falan bir diş çekiyordu. Çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi her yerde çekiyor çok şükür. Ormanda olsun, derede olsun, şeyde olsun. Ama birçok köyde, birçok köyün böyle bir imkanı yok. Gerçekten bizim birçok köyde telefon çekme sorunu var yani. Maalesef biz onlar bizim kadar şanslı değil. Biz biraz daha bu konuda şanslıyız. Yani 4,5 GW var. Siz düşünün artık koy gibi bir yerde. Evet koyumuz görüktü. Bakın arkadaşlar. Koy orada. İşte güneş geliyor. Baz istasyonu da şurada. Oradalar işte. Yani hesabını siz yapın. O kadar yok bile yani de. Koyumuz orada. Dere tarafında kalıyor biraz. Çok güzel de yağmur yağdığı için şeyleri eritti. İşte pislikleri mikropları kaldırdı. O yüzden güzel oldu yani. Bu arada arkadaşlar zalımın son durumunu merak edenler vardır. Zalımı bugün bilerek de vara götürmedim. Normalde gelebilirdi. Çünkü dün akşam bayağı bir iştahlı yedi. Keşke fotoğrafını çekseydim. Ama olmadı. Evin yanına öğlen gidince çekerim.
Yani zalımı tanıyamazsınız arkadaşlar. Niye tanıyamazsınız derseniz, dün yine kulüm içine yatmış arkadaşlar. Ve bembeyaz köpek neredeyse simsiyah olmuş. Hemen motorumu attım gibi eve götürdüm. Hemen tekrar iğnesini yaptık. Bağda biraz önüne kemik, ettir, kemiktir attım. Vallahi arkadaşlar çok iştahlı yedi. Yani yerse sıkıntı yok, yemese sıkıntı. Yediği için sıkıntı yok. Enerjisi de iyi aslında. Davara gelebilirdi. Ben biraz istirahat etsin diye götürmedim. Biraz dinlensin diye. Davarımız yayılıyor. Gerçekten. Maşallah bugün beni yormayacaklar gibi. Bu davarın da bir günü tutmuyor arkadaşlar. Bir gün çok giderler. Bir gün yerler yaş olsa bile gitmezler. Anlamıyorum ben bunları yani. Yani demiş olduğum gibi zalımın durumu gayet iyi maşallah. Şöyle bugün yine aceleyle çıktım arkadaşlar. Tripodu almayı unutmuşum. Elimde taşıyorum. Kolum ağrıdı şu anda yine. Evet. Manzaranın ocağına geldik. Şu kolumu biraz dinlendireyim de arkadaşlar. Şeye devam edeyim videoma. Evet arkadaşlar. Sizler için yaklaştırdım. Bilmiyorum ben gösterebilir miyim? Bakın size, yani size göre sağ taraftan gelen gökırmak, yukarıdan gelen ise kızılırmak arkadaşlar. Burayı size daha önceki videolarımda göstermiştim. Tabii şu an tam gökırmağın geldiği noktada kaya var. Bakın o bulanık akıyor. Öbürküsü temiz akıyor. Çünkü öbürkünün üstünde şey var arkadaşlar. Baraj var. Buraya baraj yapıldı yukarı tarafa. O yüzden onun yani o barajı da durulanıp öyle geliyor. Ama gökırmak direkt akıyor arkadaşlar. Muhtemelen de zaten gökırmak şeye göre daha pis. Sanki arkadaşlar şeyde daha çok arttı şu anda. Ben kamerayı çalıştırınca. Çok bariz bir şekilde şey belli onun ne kadar bulanık olduğu. Ben sallamamaya çalışıyorum ki daha net görüntü alayım. Şimdi uzaklaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Yani o ayda şey yapmışlar. Evet arkadaşlar şu taraftan bakın. Şöyle göstereyim. Aynen şuradan gelen gökırmak, bu taraftan gelen kızılırmak. O ayda temizlemişler arkadaşlar. Tertemiz olmuş. Millet hep ekeceğiz diyorlar. Hatta ekmişler bile ben çıkmayalım yukarı. Her tarafı ekmişler arkadaşlar. Burası bizim ova normalde. Ama sizin tarlanız var mı diye sorarsanız yok. Bizim tarla zamanında her köyün burada tarlası var arkadaşlar. Ama gözü açıklar ekiyor. Yani uğraşmak isteyenler. Uğraşmak istemeyenler de ekmiyor zaten. Aslında güzel bir arazi yani. Ekin yaptığınız zaman da alıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi millet ekmiş. Gayet de başarılı bir şekilde. Yaparsan oluyor işte arkadaşlar. Burası hep şeydi, otluydu. Bakın hep açmışlar. Bu tarafı da açmışlar. Sol tarafı. Gökırmakla kızılırmağın birleştiği yer burası arkadaşlar. Merak edenler olabilir. Çünkü gökırmak da bayağı bir ilçelerden geçiyor, illerden geçiyor. Aynı şekilde kızılırmak zaten kaç tane ilçeye dolanıyor. Hatta hesabı yok. Bu şekilde yani. Kızılırmağın üst tarafta, şu üst tarafta arkadaşlar, şu aşağı o şu dağların arkasında, bayağı bir arkasında baraj var. Yani yeni yapıldı da işte belki 5-6 sene olmuştur yani. Muhtemelen Boyabat barajı diye mi ne geçiyor arkadaşlar? Tam adını bilmiyorum. Şöyle kameramı alayım. Evet, şu şekilde şurayı göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Alt tarafları da açmaya devam ediyorlar. Davarım da gidiyor. Bu ermiş olduğu gibi. Davarım aşağı doğru geçti. Sarı topraklığa geldik. Oraya gidince de oradan yakın bir video çek demişlerdi. Oraya gideyim bir de orada çalıştırayım kameramı arkadaşlar. Evet geldim oraya. Az önce şu taraftaydım. Şurada oturuyordum. Şurada. Yine güneş geliyor. Arkadaşlar inanır mısınız bilmiyorum ama biz çocukken de aksiyonu seven birileriydik. Bu kayalara yukarı tırmanırdık. Burası çok dik. Görmüş olduğunuz gibi.
Şöyle yapacağım. Yani dikliğini göstermek için. Evet. Ağaçlara bakın. Yani hani taş nasıl gidiyor? MGC de merak etti. Biz buraya doğru çıkardık arkadaşlar çocukken. Yani nasıl bakalım çıkabileceğiz mi çıkamayacağız mı diye. Hatta burada işte çocukluk. Gösterebilirsem şimdi burada bir tane leylek yuvası vardı. O leylek yavrularına ulaşmak için de buraya inmiştik. Evet. Neredeydi? Burası çok dik arkadaşlar gerçekten. Allah korusun yani. Geçi bile düşse geri dönüşü yok. Hani harbiden geçi bile düşse yani buradan şey yapamaz. Sağ çıkamaz. Evet, sarı topraklık burası işte arkadaşlar. Bu rengarenk. Görmüş olduğunuz gibi sarı bir kil. Yani bundan istersen çok güzel şey oluyor yani. Belki de hani bilmiyorum da bu testi mesti yapanlar buradan yapabilir yani. Güzel bir kil. Sağlam bir çocukken buradan götürüp mesela şey yapıyorduk. Arkamdan bir geçi dokunsa gittim arkadaşlar. Çok da güzel bir manzara var gerçekten. Burada bir karademli çayı yapılabilir aslında. Görmüş olduğunuz gibi. Mükemmel bir manzara. Ama leylek yuvasını göremedim. Yani leylek yuvasına bakacağız diye de düşmesek iyi. Geçiler de çok meraklıdır arkadaşlar. Sıh! Hadi. Yani böyle şeye çok merak ederler. Böyle yamaları çok sever geçiler. Evet, geçilerimizin biraz iniyor. Bizim arazilerimiz bu tarafta arkadaşlar. Yani bizim arazi şu bu dağdan gerisi bitiyor gibi arkadaşlar. Bu şurada yol var. Buradan gerisi bizim arazimiz. Görmüş olduğunuz gibi buralar. İşte köpeklerimle ekip şu domuz avına dediğim şey şurası arkadaşlar. Bakayım yaklaştırayım. Yaklaştırabildiğim kadar. Heh. Sallamasam iyi. Tam şu bölge arkadaşlar işte. Tam burada domuzlar tam burada çıkmıştı işte. Zaten ben de atışta domuzu tam burada yapıyorum. O dağda işte. Normalde manzaralı bir yerde videoyu bitireceğim demiştim. O tepedeydi işte. Orası da çok güzel bir yer orası. Bakın durağım burada zaten. Bizim ilçede yakın burada hemen. Şöyle yapayım. Görmüş olduğum ilçemiz de orada arkadaşlar. Yani bizim mevkiler burası. Ama leylek yuvasını göremedim arkadaşlar. Galiba artık gelmeye gelmeye yuva bozulmuş. Şöyle bir yankesine bakacağım. Bozulsa bile hani şey olmaması lazımdı. Görünüyordu normalde. Ama gitmiş arkadaşlar. Yani bozulmuş. Sanırsam tam şuradaydı. Bakın. Bu bölgedeydi. Yani böyle açıklıktaydı. Yuva falan kalmamış. Artık yağmurda mı düştü? Nerede düştüyse gitmiş. Çünkü başka bir yerde yok. Oradaydı. Ya da orası göçtü. Yuva falan kalmamış. Geçile niye korkuyor lan? Yo! Nereye? Nereye? Geçile fır. Geçile fırladı arkadaşlar. Burası tam bu kurt geçit bir yeri. Yani kurdun geçtiği yer ben gidiyorum. Davara kurt saldırabilir. Zaten göstereceğim şimdi size. Kurtların nasıl pislediğini onlara. Evet. Kurtların boşlamadığı yere geldim. Abim burada kışın görmüş arkadaşlar. Tam burada. Aa burada gelmiş. Davarı gözlüyormuş. Davar da o aralığın olduğu bölgedeymiş. Şimdi göstereceğim. Bu bölgeyi hiç boşlamıyorlar arkadaşlar. Yani dedem de der hep. Kurtlar hep sırtlardan gezer diye. Tepelerden davarı gözlerler. Ondan sonra en uygun yerde alırlar diye. Bakın arkadaşlar buradan böyle geliyor. Sinsi. Davarı buradan böyle gözlüyor. Davar da genelde şu bölgede aralığın bölgesinde olduğu için. Şimdi ben size burada pisliklerini göstereyim. Kurtların burada çok pisliği var. Bakın arkadaşlar. Buraya pislemiş. Görmüş olduğunuz gibi de hep domuz kılı, geçi kılı.
Bir sürü. Sadece burada değil arkadaşlar. Şu çamın dibini hiç boşlamıyorlar. Yani bu bölge çok sıkıntılı. Bakın. Hep dışkıları burada fazlasıyla var. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın arkadaşlar. Hep kurt pisliği. Yani buraya sürekli geliyorlar arkadaşlar. Bakın. Yani buraya bir fotokaban konulsa kesinlikle görüntülenir yani. Daha yeni yapmışlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya her seferinde geliyorlar. Buraya hiç boşlamıyorlar. Bu kurtlar. Bu mevkiyi sürekli gözlüyorlar. Sürekli gözlüyorlar. Bu çama buraya bir yere bir kamera konulsa aslında görüntülenebilir. Bakın. Ancak bir şey kokusu alıyor. Baksın. İşemiş olabilir, kokularını bırakmış olabilirler. Zalim olmadan. Bakın arkadaşlar. Şurada da dışkısı var ve yine bir kemik var içinde. Burası bayağı bir sıkıntılı bir bölge. Buradan sürekli buradan bir kolacın atıyorlar. Burada zaten arkadaşlar bir kurt vuruldu. Kamerama taklasın. Şurada adamın geçisini yiyormuş. Bayağı oldu arkadaşlar. 4-5 sene olmuştur. Tam geçiyi yerken adam vurmuş. Yani zaten anca öyle vurabilirsiniz. Hani vursanız da. Yani bir şeyin başındayken vurabilirsiniz. Başka türlü onu vuramazsınız zaten. Yani ya şimdi niye vurmuş diye kızabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Sonuçta adamın malını canına zarar verirse abi mecbur vuracak. Ne yapacak yani? Al gülüm mi diyecek yani. Kusura bakmayın da. Adam da vurmuş yani. Her neyse. Davarımızla gidiyoruz arkadaşlar. Dün akşam ben bir güzel bir böyle bir manzaralı bir video çektim. Bir dakika falan. O videoyu bu videoya eklerim. Sonra zaten videoyu bitiririm o videonun sonunda. Böyleydi. Güzel biraz gezmiş olduk. Manzaraları görmüş olduk. Videomu çok uzun olmasın. Şimdi sizi dün akşam çektiğim videoyla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Mükemmel manzarada davar gütme. Hafif bir yağmur. Şurada hafiften bir gökkuşağı. Tabi çok az bir şekilde görünüyor. Mükemmel bir şekilde hava o kadar güzel ki. Az önce bir yağmur yağdı. Gerçekten mükemmel bir hava. Koyunlarımız hafiften güneş batmaya doğru meyillendi. Hafif bir yağmur yağıyor görmüş olduğunuz gibi. Havada bulut yok ama yağmur var. Mükemmel bir manzara. Orayı çok göstermeyeceğim çünkü güneş karartır. Şimdi doğanın sesleriyle bırakayım sizi baş başa.